Selamlar sevgili YouTube, hoş geldiniz arkadaşlar. Sagwanas modda online maçlarımıza tam gaz devam ediyoruz gençler. Bu maçın birincisini ben size sunmuştum. Yaklaşık bir 2-3 gün önce kanala gelmişti. Bu da maçımızın ikincisi. Bir bakalım neler olacak. Gandalf, Aragorn, Eowyn, arkada Gimli, bizleri, karşıda efendim. Twitch chat ile de birlikteyiz gençler. Ben onlarla sohbet ede de sunmaya çalışacağım. Şimdiden keyifli seyirler hepinize. Bakalım bakalım. Burada Vio. Oğlum bu arada taraflar ne lan şu an? Baran. Tamam aynı taraf ya. Aynı taraf doğru. Baran, Mayron. Ama şey biraz garip geldi. Şimdi Baran burada. Baran'ın takım arkadaşı bu tarafta. Ben bir takım üstte bir takım altta olur diye düşündüm de o yüzden. Bir takım sağ tarafta bir takım sol tarafta arkadaşlar. Burada Only Gogo'muz var. Erebor'la Isengard ittifak olmuş arkadaşlar. Burada da Mirkwood ile Imladris ittifak olmuş. Bir önceki maçta arkadaşlar biliyorsunuz Only Gogo ve Vio ittifakı kazanmıştı. Şimdi bir bakalım Baran'la Mayron kayda değer bir karşılık verebildi mi? Neler oldu? Şu Erebor biraz sıkıntı Elf ordusuna karşı. Gelişirse son power'a kadar giderse bir şeyler başarabilir. Uruklar bilmiyorum tutar diye düşünüyorum Uruk komboları falan. Bir bakalım neler olacak. Normalde Mirkwood da kullanması kolay bir faction. Birlik basma falan bakımından. Yani Baran'ın da kolayına gelecektir bu. Çünkü ne basarsan bas OP yani. Hani güçlü bir ordu kuruyorsun. Okçu bas, kılıçlı bas, mızraklı bas. Kullanımı da rahat. Hızlı birlikler. Bu maçta şimdi eğer ki Baran'la Mayron kazanmışsa bir üçüncü maç bekleriz bu arada haberiniz olsun. Baran için her şey zor. Kanka kullanabileceği en kolay faction'lardan biri lan. Şu. Ha, ama bak şunu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar şeyi biliyorsunuz. Mayron'u biliyorsunuz bizim Ali'yi. Ali, normalde hep şundan bahsediyorduk biz. Ali Rohan oluyor. İşte vay efendim farklı modun farklı birliklerini, farklı hero'larını kullanmıyor. Eomer'i kullanıyor, Theoden'i kullanıyor, Rohirrim basıyor falan fistan diyorduk. Yani standart orijinal oyundaki birlikleri ve taktikleri yapmaya çalışıyordu. Şimdi burada benim merak ettiğim husus şu. Imladris orijinal oyunda olmayan bir faction. Şimdi Imladris'te ne yapacaksın? Buraya geldi şimdi mesela raşlamaya. Aa bak şu kötü oldu ha. Video için bu kötü oldu. Bu kadar yakınında gelip şeyi alması. Şurayı aldı Vio. Burada bir outpost var onu unutmamaları lazım. Buradaki outpost'ta Gökhan gelmiş Erebor. Şimdi burayı zaten Mayron aldı. Mayron buraya da saldırdı zaten ekonomi pilota. Burada bir tane daha boş yer var. Bu ortada ne kadar çok outpost var lan. Neye göre kime göre nasıl kontrol edeceğiz lan biz bunu? Burayı kesin Gökhan'ın alması lazım. Şurayı da kaçırmamaları lazım zaten. Hiçbir şekilde. Bak Baran buraya işaret ediyor. Gökhan buraya işaret ediyor. Eyt be. Kim nereye alacak acaba?
Yalnız Elf İttifakı gerçekten korkutucu arkadaşlar, onu söyleyebilirim. Yani burası full gelse, full okçu bassa, tamam mı? Bu da gelse full okçu bassa abi. Bak başka hiçbir şey basmasınlar. Full okçu ve hero'lar bassınlar. O elf okçu hattını bilmiyorum ne yarabilir ya? Ne yarabilir abi? Şunlar yarabilir mi acaba? Uruk-hai Shield'lar. Emin değilim. Yaramaya da bilir yani. Ama gerçi bilmiyorum ya. Bundan full basarsam mesela. Warg'lar da evet. Warg ordusu da olabilir. Tabii ki de crossbow basmayacaksın ama onlara. O da var. Ama warg'lar fazla command point harcıyor ya kanka. Yani çok fazla warg basamayacaksın. E bu taraf ne yapacak? Gerçi bu taraf mesela şeyi bassa. Crossbow bassa, Spearman falan bassa, Spearman'ları formasyona soksa, formasyonda çok zor olacak onlar. E arkada şunlar da zor olacaktır ama vuruşları düşük olduğu için elf okçularını öldürebilirler mi bilmiyorum. Tabii kafamda şu an senaryo kuruyorum da bakalım kim ne yapacak, göreceğiz yani. Kanka niye çekilecek hatırlamıyorsun? Sen şimdi 14. elf şarabını tazeledin kardeşim. Katılmış oluyorsun yani, listede yer alacaksın. Sadece eğer ki burada olmazsan daha sonradan yayın geçmişinden izleyip kazandığını öğrenmen ve bir şekilde bana yazman lazım. Yani yoksa buradaki hiç kimse, burada olmayan birisi çıktığı zaman ona gidip söylemiyor sen kazandın diye. Öyle bir kuralımız var. Burası da Mirkwood'a gider. Burayı da Imlardis geldi aldı arkadaşlar. Bari burayı alsın Gökhan. Yoksa ya zaten Gökhan şu an orayı alsa bile arkadaşlar, bak burası İmladris'in. Burası İmladris'in. Burası Mirkwood'un. Burayı da şimdi Mirkwood alıyor. Alacaktır şimdi. Aha aldı. Şu an arkadaşlar. Evet burayı da Gökhan aldı. Ancak harita hakimiyeti arkadaşlar Baran ve Mayron ittifakında. Kardeşim 10 dolara 5 dolara gerek yok. Bana şurada bir 100 bit atsın. Ben söyleyeyim o zaman madem öyle. 100 bit 1 dolar. Bana yeter. Tamam kardeşim söyleyeceğim lan. Tamam lan. Tamam söyleyeceğim lan. Tamam. Hadi. Sağ ol kardeşim benim. Kankicim. Kesene bereket kardeşim. Vallahi arkadaşlar çayım o kadar güzel ki, hanım demledi biraz önce. Mükemmel yani. Böyle büyük bardağa koydum. Selam Dark Lord'um, hoş geldin. Amblem biraz daha HD, işte biraz daha böyle teması falan değişti, evet. Nasıl güzel olmuş mu? Beğendin mi Blade? Ok gibi olmuş abi. Bak burada Myron, burada sana bir şey diyeyim mi? Burada abi Rohan şeyini yaşatamazsın. Burada Theoden gibi Glorfindel basıp yanına
Elf atlarını verip yapamazsın kardeşim. Burada işlemez o. Evliliğin yararları, evet, yani güzel demli çay akşamları. Herkes Rohan'a özeniyor. Evet. Evet kardeşim benim. Cem, özlendin be Cem. Cem bu arada arkadaşlar, hatırlatayım bilmeyenler varsa aramızda, Cem yanlış hatırlamıyorsam Mayıs ya da Haziran ayında yapmış olduğumuz moderatör seçimlerinde öyle bir yarışma yaptık. Soru moru falan bir şeyler böyle sorduk. Orada sona kalan, kazanan ve bileğinin hakkıyla Discord'da patricilik, Twitch chatinde moderatörlük kazanan arkadaşımız. Ardından da askere gitti. Moderatörlüğün tadını çıkaramadı. Dolayısıyla şimdi vermiş olduğun vaatleri hatırla Cem. Hatırlamıyorsan dön Sargon Viper'ı bir izle. Oradan yola çıkarak bir şey yaparsın. Aha, Glorfindel düştü. İşte burada Rohancılık işlemez demiştik. Görmüş olduk böylece. Eray hoş geldin bu arada canım. Bak, o yarışmanın kaybedenlerinden Gökhan burada. Blade burada. Evet, Tauriel de düşüyor arkadaşlar. Bu olay tamamıyla Lurtz'un Cripple'ı kaynaklı. Lurtz'un Cripple'ına hero kaptırmayacaksın abi. Ama bu harita hakimiyeti konusunda her ne kadar geride olsalar da şu savaş alanındaki kazançları dolayısıyla tebrik ediyorum abi. Gogo ve Vio güzel iş çıkarıyorlar şu an. Cem, hiç de bu arada demiyorsun ha. Ya kardeşim, ben bileğimin hakkıyla kazandım da. Evet, Mete Reis'ten 100 cücebaşı geldi arkadaşlar goblinlere. Mete kankam, kesene bereket kardeşim benim, sağ olasın. Ne diyordum? Cem, hiç de demiyorsun ki ulan ben bileğimin hakkıyla kazandım. Moderatör oldum. Gökhan şu an neden moderatör demiyorsun? Mete Reis yardırıyor abi cüce başlarını goblinlere veriyor. Ya bir de bak. Burada cüce kim? Burada cüce kim arkadaşlar? Gökhan. Mete Paşa ne yapıyor şu an? Cüce başlarını goblinlere hediye ediyor. Hadi anladınız siz onu. Siz onu anladınız. Oğlum yeter lan, 400 cüce başı oldu. Kesene bereket kankam bu arada. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Cem bu arada bak şunu söyleyeyim. Şimdi sen askerdeyken moderatör lazım olduğu için Gökhan'ı şey yaptık. Geçici olarak aldık. Ben şimdi bugün madem geldiysen Gökhan'ın alayım ben moderatörlüğünü madem öyle. Tamam. Mete Reis'ten 100 cüce başı daha geldi.
Evet sevgili YouTube, burada şimdi tekrar kaybettiler Glorfindel'i. Bundan sonra ne yapar acaba Mayron? Yani Glorfindel'i tekrar basıyor ama aynı taktiği devam ettirecek mi diyecektim ki buraya okçular gelmeye başlamış yavaştan. Mızraklı, okçu, kılıçlı karışık bir şekilde de Mirkut ilerliyor şu an. Burada karşılıklı arada bir savaşıyorlar. Bakalım ne olacak? Şu anda mı buranın var ya hiçbir şekilde buraya girme şansı yok yani burayı alamazlar ya. Çok daha fazla bir şeyler lazım. Vion'un arkadaşlar klasik taktiği crossbow ordusu. Yanına birkaç birlik böyle şey. Pikeman. Aslında tak diye gireceksin şuraya. Ama o zaman onlar da tak diye buraya girebilir. Var ya çok karışık. Burada ben olsam ne yapardım diye empati kurup bir şeyler anlatmaya çalışıyorum ama kafamda bio sürekli böyle aynı şeyler dönüyor. Onu mu yapardım, bunu mu yapardım, onu yapsaydım bu olurdu falan fistan. Şu an ya yani beklemelerine hak veriyorum şu an. Hate be Cembe. Onu doğru dedin Kral. Onu doğru dedin. Ben bir sen işte geldiğin böyle kesinleşse yazacaktım sana ne yapıyorsun ne ediyorsun diye de. Uy. Nasıl indirdiler lan öyle onlar? Çok kötü burası arkadaşlar şu an. Akıllara ziyan. Oğlum yalan konuşmayın lan çocuğa şimdi. İyi iyi. Armorlar gelmeye başlamış bunlara. Burada da bak armorlar gelmeye başlamış. Çok güzel, çok güzel. Armor işte şey bu Magic Arrow'lar. Golden Arrow'lar pardon. Bunlarda Magic var mı yok mu göremiyoruz. O yeşil efekt yok bunlarda. Bak bu çok iyi oldu. Bu çok güzel oldu bak. Bunu hiç beklemiyordum Vio'dan. Şunu çok iyi yaptı. Ya okçu birliği görünce abi yapıştıracaksın kalkanları Isengard'da. Ulan var ya Mete Reis, Gökhan, ben. Üçümüzün yaptığı upuzun şeyleri özledim. Maçları. Ne yapıştırıyorduk be. Bir kere çağrıyı almıştık aramıza 3,5 saat. 4 kişilik FF. Şimdi alıyoruz Baran'ı. Baran ben Gökhan. Hiç tadı yok ki yani. Hiç tadı yok yani. O yalnız bak o çağrılı maçta abi bir ara böyle sonlara doğru artık 3. saatte mi ne? Çağrı'nın söylediği bir şeye bir de götümüz ağrımış amına koyayım.
Çağrı'nın söylediği bir şeye böyle sinirleniyorum. Fark ettiniz mi onu izlerken Eray? Orada bir sinirleniyorum. Susuyorum. Alıyorum orduyu. Çıkıyorum yukarıya doğru. Yıkıyorum böyle sessizce. Çekiyorum orduyu aşağıya. Sonra Gökhan'la sohbet etmeye devam ediyorum falan böyle. Gerçekten ama sinirlendirmişti beni artık böyle. O da sinirlendi herhalde işte. Saldırıyor yıkamıyor ya beni. Hırslanmıştık böyle birbirimize karşı o gün. Sonradan izledim ben de hani yayınlamadan önce o zamanlar. Ulan dedim ne kızmışım dedim şurada var ya. Ben bunları öne sürecek böyle önden onları sürecek falan zannediyordum. Ama combo yaptı arkadaşlar. Evet. İlk büyük savaşımızı görüyoruz. Ay. Galyon düştü arkadaşlar orada. Baksana crossbow'lar nasıl düşüyor. Turanduil'e fokuslandılar. Turanduil düştü. Oraya bir şey bastılar. Ne o? Wildman basmış Isengard. Tamam. Mairon okçuları çekiyor geriye doğru. Baran da çekiyor. Aslında buraya saldırmasalardı iyi olurdu. Evet. Saruman gitti. Ceyhun hoş geldin. Aleyküm selam. Kombolar çok sağlam da işte. Ulan şunu bir yakalasa ya. Şunu. Aslanladı bile. Oş. Uy, çok damage vurmadı ama zaten onun mantığı arkadaşlar uçurması. Galeon da düştü burada. Şu çok iyi. Bunu 5 rank yapabilmiş ha. Vay be. Ayıt be. Güzel savaş döndü ha. Ama bu taraf okçusunu biraz daha arttırırsa sıçtılar. Erebor'un şu an 2 power var arkadaşlar. Birası var. Rallying Call'u var. Yarım power biriktirmiş. İmler ise Mayron'a bakıyoruz. Onun da 4 power var. Birikmiş heal'ı var. Artı yine Running Call'u var. Baran'da 2 power birikmiş Running Call. Hidden Sentries var. Haritayı açan. Heal'ı var falan. Isengard'da Grizzly Duck ve Orkları açılmış. Dalnın Talayı açılmış. Vision of the Palantir ve Warchant. Power'larımız bu şekilde. Abi çok kötü okçular. Velarka da aynen. Feren düştü. Yok ya saldıramazlar abi. Yani şu hattayken saldıramazlar. Saldırmamaları da lazım. Bu hat yarılmaz. Onlar üstlerine gelirlerse sıkıntı yok. Savaşırsın da. Oraya gitmeyeceksin abi. Hem şu var. Bütün hero'lar orada. Arkaya Vel çakar. Mete Reis 1000 Uruk-hai ile şu an saflara giriyor arkadaşlar. Kesene bereket kankam. Sağ olasın. Glorfindel'i burada stunladılar. Abi çok fena lan ortalık.
Alırlar onu. Abi çok çabuk ölüyor Saruman ya. Hala Glorfindel düşmedi bak. Bütün orduları Glorfindel'e fokusladılar. Bir can daha verdiler bak. İki can var abi adamlarda. İki tane heal var. Bir kişiye fokuslanmayacaksın o yüzden. O hataya düşmeyeceksin yani. Balini alıyorlar. Baksana kaç can kullandı adam. Vallahi kaçın abi. Şu okçulara bak. Düşer mi o? Şeye kaçıyorlar şuraya. Daha düşüremezler oradan bir şey de. Isengard'ın burada bir şeyler yapması lazım. Crossbow'lar hiçbir işe yaramıyor. Ne yapabilir? Bilmiyorum. Berserker burada biraz işe yarayabilirdi. Belki şöyle bir 10-15 tane. Araya katacaksın böyle onları. Şöyle şu okçuları falan indirecek 2-3 vuruşta. Mümkün. Cennetin eyleyim Eru. Samet'im olmadıktan sonra. Sağ olasın kankam benim be. Evet buraya giriyorlar. Isengard şöyle bir gelse arada bıraksa ya onları. Nasıl olur lan? Geliyor abi. Arada kalacak elf ordusu. Evet elfler kaçıyor arkadaşlar. Arada kalmaktan korktukları için orada bayağı bir crossbow öldü. Armorları olmadığı için. Abi işte elf ordusunun avantajı bu. Ordu çok hızlı. Arada kaldığı zaman bile sıyrılıp kaçabiliyor gördüğünüz gibi. Arwen'i aldılar şurada. Burada Thranduil düşer gibi ya. Kitlemesi lazım ama. Nerede şey? Lurt. Yok eğer böyleyse kaçar zaten. Tufan Reis de 1000 Uruk-hai ile saflara katıldı arkadaşlar. Uruk-hai'leri görüyorsunuz hemen. Tufan Reis hoş geldin. Mete de diyor Alamancı kanka mate be. Gaharga. Ulan Gökhan. O Euro'dan ben dolardan. Ruhat selam hoş geldin. Aleyküm selam. Evet sevgili YouTube bahsettiğimiz Gaharga bu. Kankinin attığı bolgun bağırma sesi. Kesene bereket kankam. Yalnız Uruk ordusu çok kötü dağılıyor arkadaşlar. Çok fena arada kaldılar. Arkadan cüceler yetti ama bilmiyorum ne olacak. Şurada da bir summon var. Griznak'la birlikte summon var. Lurtz öldü orada bir yerde. Çok kötü çok. Entler falan geliyor bir de buradan. Şu okçuları bir şekilde öldürmeleri lazım. Nasıl yapacaklar? İnan anlamadım ya. Bak şu Freezing Rain işe yarayabilir. Leadership'i kırma konusunda.
Tufan Reis 400 Gundabat Orkun'u yine saflara soktu. 400 Ruhat'tan, şeyden, Kanki'den, 400 Tufan'dan. Kesinize bereket arkadaşlar, sağ olun. Gahar gahçıt. Yüz cücebaşı geldi. Tufan'dan ayrıca. Frizzik Reign'i açtıkları için arkadaşlar bir çekildi bu taraf. Yüz cücebaşı daha geliyor. Hakikaten bu arada Yağmur'un en çok sevdiği o. Şarkı var ya çünkü işin içinde bir müzik var. Estağfurullah kankam, Ruhat'cım. RD kanki ile ikinizi karıştırıyorum biliyorsunuz. Bak denk getirdik bak, 500 imlerde selfie. Kesene bereket Tufan'ım, sağ olasın. Cüce başları Kanki'den gelmeye devam ediyor orada efendim. Bir tane daha. Kesinize bereket arkadaşlar. Tufan'dan 25 hediye abonelik geldi arkadaşlar. Tam çekiliş öncesi 25 abi. Çok fena. Frodo başladı, afiyet. Kesene bereket kankam. 25 hediye abonelik için sağ olasın. Evet, İmralı elfleri buradan ilerliyor arkadaşlar. Arkalarında Mirkut elfleri var. Her yer elf dolu. Allah cezasını versin bu elflerin diyoruz. Grima ölüm sesi geldi. Abi şurası çok dar bir yer. Oradan girmeleri çok zor. Ha bir de üstten geldi Mirkwood ordusu. Çok fena. Oşt. İşte bu yüzden arkadaşlar ben bunu söylüyorum size. İyi bakın. Nasıl ok yağmuru geliyor şu birliğin üstüne. Spearmin bu. Mızraklı birlik. Öyle bir üstüne sıkıyorlardı ama canı hiç gitmiyordu, gördünüz mü? Aldığı tabii upgrade'ler, üstüne şeyler, leadership'ler falan da etkili burada. Ama bunları kullanabilirsiniz. Yani ön saflarda bunları kullanabilirsiniz bu tarz bir durumla karşılaştığınız zaman. Şu an çok kıyasıya ya savaş. Çok fena abi. Saruman düştü. İyice etraflarını sarıyorlar şu an. Oy. Isengard çekiliyor. Evet. Gökhan da çekiliyor arkadaşlar. Of of. Çok kötü yenildiler ya. Burayı da kaybettiler. Zaten harita hakimiyeti ellerinde değildi. Bu sefer sadece burası kaldı ellerinde dışarıda outpost olarak. Diğer bütün outpostlar arkadaşlar Mirkwood İmralis İttifakı'na
ait şu anda. Burayı da Mirkut aldı. Baran. Direkt kovalıyorlardı ha bunlar. Ben de seni kardeşim benim. Abi böyle bir ordu yok yalnız ya. Buna ne yapsınlar abi? Buna ne yapabilirler abi? Olaya baksana. Kimin ordusu bu? Ulan Baran, ulan Baran. Almışsın yanına Mayron'u. Şu an savaş kazanıyorum diye seviniyorsun, değil mi? Sevişiyor. İşte kardeşim. Bizim yayın böyle. Burayı bir tekne kurtarır arkadaşlar, biliyor musunuz? Hemen söylüyorum. Eğer ki bu adam 10 rank olursa burayı kurtarır arkadaşlar. Başka da bir şey burayı kurtarmaz. İmkanı yok. İmkanı yok abi. Hoşt. Onun yerine bu bastı lan. Bu olmuş lan 7 rank. İşte Mayron ne derse onu yapıyorum. Mayron seviş dese sevişeceksin yani. Puh lan. Birazcık azalmış. Biraz azalmış. Çok değil. Ama yenileri geliyor arkadan. Hatta son power'a gitmiş arkadaşlar. Last Alliance okçularını da basmış. Onlar da geliyor. Mete Reis'ten 100 cücebaşı. Ruat Reis'ten 500 İmnadi Selfie, gerçi şu an tam 500 denilemez, bayağı azaldılar kanka ama kesene hareket. Ay, bir de bunun üstüne Cloud Brak geldi, tamam. Bu arada yani Ruat'ın attıkları tam şunlar aslında. Bunlar Last Alliance'lar. Elrond'un yanında görünenler. Evet, Saruman düştü gençler. Burada. Tauriel'i almaya çalışıyorlar. Ama can geldi. Tamam. Ah. Gil-galad gelmiş gençler. Ekstra olarak. Çok kötü kaybettiler be.
Gerçi ana base'ler duruyor şimdi. Outpost kaybettiler bunca savaşta da. İşte bakalım. Power'lar ne alemde? Erebor'un 4 power var, 3 power biriktirmiş. Değil'i açmış. Ayrıyeten Power of Moria'yı açmış. Burası zaten son power'a gitmiş arkadaşlar. Az önce gördük. Mirkwood son power'a gidememiş. Ama açmış, bayağı bir şey açmış. Vio... Aa, açabilir lan aslında şu an. Gerçi 12'de mi açıyordu burası? Hatırlamıyorum. Son power'a giderse, buralar ateşli ok olursa buraya girmesi zorlaşabilir okçu ordusunun. Tamam. Ama şu an giriyorlar işte, öyle bir sıkıntı var. On şu an hala. Ruat Reis'ten 400 günde Batorku daha geldi. Gökhan Zeyp'ten 4 köşe. Evet. Sanki Vio düştü gibi gençler artık. Yani sanki manki değil. Ana kulesi falan vesaire gitti komple. Bir power'ına bakacağım tekrar. 11. iki oldu. Bu Mordor ordusunun da karşısında gerçekten yani selam verilir yani hani. Çok güzel abi sesi. Evet, son power açtı ama biraz geç oldu. Yani bu saatten sonra artık o kureler çok bir şey yapamayacak gençler. Ne yazık ki. Tufan Reis, kesene bereket kankam tekrardan. En güzel efektler abi. En güzelleri tartışmasız. Mordor ve Isengard benim gözümde. Yüz cücebaşı daha geldi Tufan'dan. Ve Vio düştü arkadaşlar. Onigogo, Gökhan tek kaldı. Ruhat'tan 100 yücebaşı geliyor. Yağmur yenge için diyor. Teşekkürler kankam, sağ olasın. Burada üzüldüğüm bir nokta şu arkadaşlar. Vio yıkılmadan önce bütün okçu kulelerini bu ente fokuslamıştı. Ve ne yazık ki öldüremedi arkadaşlar yıkamadan. Onun intikamını, onun o öldürme arzusunu, içerisinde kalmış olan uhdeyi acaba Onnigogo alacak mıydı? Onun intikamı alınacak mıydı? Şimdi göreceğiz. Özellikle buna bakacağım. Takip edeceğim şunu. Bu ölecek mi ölmeyecek mi diye. Bak bir de sinirli öfkeli ha. Reis sinirleniyor. Bu maçtan sonra çekiliş yapıyorum kanka. Sonra gidiyorum. Kardeşim ne kızdın ya? Bu ne sinir, bu ne öfke ya? Bir de Baran'a ait yani, anladın mı? Baran gibi ergen triplerinde. Bu ne lan böyle? Böyle ent mi olur? Böğründe de bir şey var. Delik var. Gündabat Orku daha geliyor. Sağ olasın Tufan'ım. Ergen triplerinde mi? Gaharga. Abi Gaharga'yı bu arada Tufan Reis yüz yücebaşı daha gönderiyor goblinlere. Kesene bereket kankam. Bu Gaharga muhabbetini ben WhatsApp'ta konuşurken Gökhan'a yazdım. Böyle tam dedim Gaharga gibi bir şey diyor dedim sanki. İşte
Oradan açıldı. Ulan can vermiş lan buna. Herkesin de diline dolandı abi. Böyle olacağını bilmiyordum ben yani. Bir kelime uydurdum. Reis ne yapıyorsun? Sur savunuyor adam. Oğlum sana bir şey diyeyim mi? Bak yenileceksin şimdi, tamam mı Gökhan? Ama şunu öldür be kanka. Bunu öldürmeden yıkılma lan. Cüce başına gelen ödüller üzüyor. Buradaki 100 cüce başını goblinlere vermek isteyen var mı arkadaşlar? 100 cüce başı yoktur burada ama. Tam 100 değil yani burası. Burası herhalde 50 falandır. Evet, sur gitti. Bir de katapult basmışlar ha. Her kuvvet hoş geldin, selam. Hadi öldürün lan şunu. Direkt onu kontrol edeceğim. Geri kalanını şöyle bir izleyelim ama direkt şunu kontrol edeceğim. Aga be. Aga be, Vion'un intikamı alınmıyor mu yoksa? Vion'un intikam alınmıyor gibi arkadaşlar. Biraz bir canı azalıyor ama şu an bak. Sona kadar ölür mü ondan emin değilim. Bak bir de sinirleniyor yine bak. Arkadaşlar yine canı dipte kalacak ve hayatta kalacak galiba. Ulan Allah senin cezanı versin Ent diye. Allah'ım ya Rabbim ya, böyle bir şey yok abi. Evet, elinize sağlık arkadaşlar bu arada. Maçın ilk maçta arkadaşlar Gogo Vio ittifakı kazanmıştı sevgili YouTube. Bu maçta da bu maçta da arkadaşlar Baran'la Mayron ittifakı kazanmış oldu. Bu arada da Tufan'dan 400 Gundabad orku yine saldırıyor gençler. Evet sevgili YouTube, kendinize bir sonraki videoya kadar çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.